Sultanım, hünkârımız dururken sizin burada olmanız münasip midir? Münasiptir Müftü Efendi. Nizam iyice bozuldu. Hünkâr oğlum yeni kararlar alıyor. Nizam-ı âlemin tesisi için tedbir almak zaruri. Cezaların neticesi hayli ağır. Hakkı haliniz var sultanım. Ahali başına gelen felaketlerden dolayı elim kayıplar yaşadı. Ardı arkası gelmeyen yasaklar ve idamlarla halleri nice olur. Ben sizin gibi düşünmüyorum. Hünkârımızın bu cezalarla sağlamaya çalıştığı mutlak bir itaat. Müftü Efendi doğru söyler. Bozulan nizam-ı âlemin tesisi için mutlak sadakat mecburidir. Sadakat idamlarla kazanılmaz Sinan Paşa. Bir kişi afyon, tütün, mey içti diye eğer katlediliyorsa ahalinin kini ve öfkesi hepimizi yıkar geçer. Tavsiyeniz nedir sultanım? Hünkâroğlumu ikna edeceksiniz. İdamları durduracaksınız. Yasakları ihlal edenleri zindana atarsınız. Bu ağır ve mesnetsiz cezalara artık tahammülüm kalmadı. Validem saraydan çıkmamı fırsat bilip divanımı idare eder olmuş. Kendi gözlerimle şahit olmasam ruhum duymayacak. Mehmet Paşa, nasıl iştir bu? Hünkârım, Valide Sultanımızın zinhar bir art niyeti yoktu. Ne konuştunuz? Zat-ı şahaneleri yasaklarla ilgili bazı endişelerini dile getirdiler. İtidalli davranmamız konusunda bazı tavsiyeler oldu sadece. Tavsiyeler oldu sadece. Siz de sus pus dinlediniz öyle mi? Haşa hünkârım. Sultanımızı ikaza çalıştık. Bizzat ben kendilerinin orada bulunmalarının doğru olmadığını münasip bir dile söyledim. Fakat valideniz ısrar ettiler. Sultanım, tedbirli olmakta fayda vardı. Keşke başka bir yerde meşveret edilseydi. Payitahtta huzur kalmamışken, nizam-ı alem bozulmuşken böyle elim kolum bağlı mı bekleseydim? Sen de şahitsin, tehlikenin farkındasın. Farkındayım sultanım. Endişemin esas kaynağı da bu. Hünkârımızın ne yapacağını kestirmek güç. Düşünmek dahi istemiyorum lakin... Lakin ne? Hünkâroğlum idamıma hükmedebilir. Bunu mu söylemek istiyorsun? Allah muhafaza.